Bu hafta Merkür Terazi burcuna geçiş yapıyor. Zihinsel anlamda detaycı olmaktan çok aslında daha ilgilenebileceğiniz, detaylardan daha çok bütünle ilgilenebileceğiniz bir dönemdesiniz. Bir kere kendinizi düşünmek yerine önce empati kurup hani karşınızdaki kişiyi düşünebilirsiniz. Ve bu dönem zaten bunları biraz fazlasıyla destekleyecek. İletişim yetenekleriniz ile karşınızdaki kişilerin iyi taraflarını ortaya çıkarmaya çok daha fazla yatkın olacaksınız. Sevgili koçlar, yükseleni ve ay burcu koç olanlar. 30 Eylül ile 17 Ekim tarihleri arasında Merkür Terazi burcunda ilerleyecek. Tabii ilişkinizle ilgili projeler üretmek, ortaklaşa işlere girişmek, işte evlilik yapmak, öneriler sunmak için çok ideal zamanlardasınız. Güzel şeyler okumak, güzel şeyler duymak, araştırmak, konuşmak, ilişkiler, aşk, sevgili, evet, bütün bunlarla ilgili konulardan konuşmaktan fazlasıyla keyif alacaksınız. Güzel şeyler okumak sizin hayatınıza da güzelliklere vesile olacaktır. Konuşmalarınızın arasında güzel kelimeleri kullanmak karşınızdaki insanların her şeyden önce etkilenmesine sebebiyet verebilir. 28'inde aslında özellikle sorumluluk gerektiren birçok konu için çok daha fazla çaba göstermeniz gerekecek. Sizin işle ilgili konulara odaklanmanız gerekebilir 28'e itibarıyla. Daha fazla iş hayatınız, daha fazla aşk hayatınız, daha fazla ilişkileriniz öne çıkabilir. Ama 28'i itibarıyla bütün bu saydıklarımın içinde en fazla çaba gerektiren konunuz sanırım işle ilgili konular olacak. Hakça, adilce, barış içinde konuşmanızda yarar var. Öfkelerden, ani patlamalardan ve karşınızdakini suçlarcasına olan tavırlardan vazgeçmelisiniz. Tabii bu hafta bir de annenizle alakalı bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabilir. Ve tabii ki annenizi ilgilenmeniz gerekir. Annenizle her şeyden önce onunla ilgilenmek için yanında durmanız gerekir. Yani aileye biraz zaman ayırsanız çok iyi olur diye düşünüyorum. Haftanın ilerleyen günlerinde ise yeni iş fırsatları keşfedebilir. Çok önemli aslında bir değişim ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Zihinsel anlamda huzur bulmak çok daha fazla kolay olacak aslında sizin için. Ve kararlarımızda objektif olursak eğer başarı bizimle. Sevgili boğalar, yükseleni ve ay burcu boğa olanlar, bu hafta sürprizler ve yüksek enerjilerle dolu aslında sizler için. İş ve eğitim hayatınızda birçok yeni oluşumun içine katılabilirsiniz. Bazı teklifler ne kadar heyecan verici olursa olsun lütfen acele karar almaktan kaçının. Özellikle kaçının zaten. Bir kere özel hayatınızda öncelikle bir ilişki ihtimali söz konusu olabilir. Fakat bir ilişki ile baş edip edememe konunuz. Evet, bu konuda biraz karmaşaya düşebilirsiniz işin açıkçası. Gerçekçi olmayan, işte hani ayakları yere sağlam basmayan diyebiliriz, fantazilerle dolu olan bir ilişkiye kendinizi kaptırmak, bırakmak istemeyebilirsiniz. Önünüzü görmek istiyorsunuz. Bu hafta Terazi burcuna ilerleyen Güneş sizlerin iş ortamınıza, düzen ve sağlığınıza yönelik uğraşılarınızla dikkat çekmeye başlayacağınızı aslında bize gösteriyor. Yeteneklerinizi daha iyi gösterebileceğiniz günlerdesiniz. Bir taraftan işlerimizi böyle hızlı biçimde yoluna koyacak, akıllıca hareket edecek, biraz böyle derleyip toplayacağız. Diğer taraftan da aynı ortamda yaşadığınız kişilerle daha nazik bir üslup içinde iletişimde bulunacağız. Tabii yeteneklerinizi geliştirmek adına kursa görebiliriz. Hani bir üstadın yanında bir eğitimden geçebiliriz mesela. Aile üyeleri arasında da lütfen küçük çaplı fikir ayrılıkları yaratabilecek. Hani dışarıdan gelen çeşitli durumlara da lütfen çok dikkat edin. Birbirinizi anlamadan tepkilerle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız dolduruşa gelmeden hareket edin. Bence bir sorun yok ama
üzerinden biraz zaman geçip gerçeklerle yüzleştiğinizde duygu durumunuzla başa çıkabilecek misiniz? İşte bu çok önemli. Hafta boyunca özel hayatınıza dair kendinizi acımasızca eleştirebilirsiniz. Hani kadere sitem edebilirsiniz. Kendinizi kurban pozisyonunda da hissedebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Böyle durumlarda serbest bırakma. Hani enerjiyi serbest bırakma diyoruz ya. İşte o sizin için çok uygun olabilir. Mesleki hedeflerinize ulaşacağınız oldukça olumlu gelişmelerle karşılaşacağınız bir haftadasınız. Öğrenci boğalar hafta boyunca başarıyı yakalamak adına biraz daha fazla çalışmanız gerektiğinin bilincine varmalısınız. Sevgili ikizler, yükseleni ve ay burcu ikizler olanlar. Bu hafta boyunca aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle çok keyifli vakit geçirebileceğiniz, ilişkilerinizi böyle daha iyi hale getirebileceğiniz enerjiler hakim. Tabii bu hafta gene ailenizle sevgi, yerleşim, alım ve satımla ilgili konular gündeminizi biraz sıkça yer alacak. Bunu bir kere hazırlıklı olun derim. Özellikle aile içi sevgi konuları, işte bunlar biraz daha kendinizi yıpranmış, aldatılmış veya hayal kırıklığına uğramış hissetmenizi sağlayabilir. Özellikle aile içi sevgi konusunda kendinizi biraz yıpranmış, aldatılmış veya hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Bu hafta terazi burcunun başlamasıyla birlikte daha böyle akıcı ve kendinizi keyifli hissedeceğiniz olanaklar fazlasıyla artıyor. Ancak bu dönemde aileniz, yakınları ve tabii evi ilgilendiren konularda daha da yakından ilgilenebilirsiniz. Evle daha çok uğraşabilirsiniz mesela. Aşk hayatımızda ise biraz böyle iletişim ve paylaşımın önemi belirginleşiyor. Kendimizi böyle hoş, uyumlu, nazik ve kibar bir şekilde ifade edeceğiz her şeyin ötesinde. Bir problem olduğunda tartışmak yerine çözümler isteyeceğiz. Kaba saba sözlerden hiç hoşlanmayacağız. Güzel sözler duymak, dengeli ve huzurlu ortamlarda bulunmak size gerçekten çok fazlasıyla keyif getirecek. Çözüm odaklı hareket etmeniz yararınız olacak her şeyin ötesinde. Ortak değerler üzerinde buluşmaya çalışmanız, kimsenin avukatlığına asla ve asla soyunmamanız gereken bir haftadasınız. Bu hafta boyunca bir iş değiştirmeyi planlayabilirsiniz mesela. Yeni bir iş arayışı içine girebilirsiniz. Eğer ki bu aralar hani böyle bir gayrimenkul alım satım, hani kiralama gibi konularınız varsa, bu bir araba bile olabilir, yaş tahtaya basmamaya, kandırılmamaya çok dikkat edin. Herhangi bir mala hani onun kendi ederinden, hani kendi değerinden fazla ödeme lütfen yapmayın. İletişim ve haberleşme yoluyla biriyle tanışabilirsiniz. Bu sizin hayatınızın aşkı da olabilir, işinize yol gösterecek olan bir kişi de olabilir. Sanatsal ve yaratıcı tarzda çalışanlar için Merkür terazi geçişi biraz para kazandırıcı aslında. Hani böyle bir mekanda, bir ortamda, sunumlarda bulunabilirsiniz mesela. İlişkiler üzerine söyleşiler yapabilirsiniz. İnsanları bir araya getirebilir, onların tanışmalarını sağlayabilirsiniz. Sevgili yengeçler, yükseleni ve ay burcu yengeç olanlar. Hayatınızı, kararlarınızı böyle enine boyuna kararlaştıracağınız enerjilerle karşı karşıyasınız. Bu hafta bunlara dikkat edeceğiz. Bunları düşünürken daha üzgün aslında hissedebilirsiniz kendinizi. Fakat daha derinlemesine düşünecek, kendinizi geliştirip aslında çözüm yollarını da üreterek uygulanabilir şekilde hayatınıza yansıtabilirsiniz. İletişim konularında yanlış anlamalar, ifadeler, işte bütün bunlar yüzünden sorunlar oluşabilir. Eğer ki seyahat veya tatil planınız varsa, daha önce gittiğiniz, size sürpriz olmayacak bildiğiniz yerlere gitmenizi tavsiye ederim. Zira bir hayal kırıklığı, bir tatminsizlik kesinlikle söz konusu olabilir. Bu haftadan başlayarak ailevi işler, eviniz, güvenliğinizi ilgilendiren konularla böyle daha aktif ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda bu dönemde yakın çevrenizde çok böyle
hareket var aslında ve çok hızlı bir iletişim içinde olabilirsiniz. Ev içindeki iletişim daha dengeli ve ölçülü olmak zorunda. Ev her şeyden önce bizim kalemiz. Bunu unutmayalım. Evdeki düzen ne kadar iyi olursa, dengeler ne kadar iyi olursa, sosyal hayatımızdaki başarı da bizimle beraber gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi bütün bunların yanında bir yandan da akıllıca aslında yuvanızın iç dengelerini yerli yerine tutmak, hani diğer yandan da böyle hani güzellikten, barıştan, sevgiden söz etmek gerekiyor. Ancak tabii bunun tek taraflı değil, el birliğiyle halledilmesi lazım. Bunu da ailenizde ve çevrenizde sevdiğiniz insanlarla çok rahat başarabileceğinizi düşünüyorum. Bu haftanın ilerleyen günlerinde sağlığınızla ilişkin sorunlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Tabii bu durumun ilerlememesi için biraz stresten uzaklaşmalısınız. Uyku ve yeme alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirip kesinlikle bir düzene sokmalısınız. Hafta boyunca aşk hayatınıza muazzam bir duygusallık, barış ve huzur hakim olacak. Bu çok güzel bir şey. En azından bir tarafta kafanız çok rahat edecek. Aklınıza hani evinizde böyle yapmayı planlayacağınız çok ilginç fikirler gelebilir. Ev içinde böyle hani sohbet, muhabbet ortamı çok daha fazlasıyla büyüyecek. Böyle bir ortamın içindeyseniz daha da kat ve kat arttıracaksınız. Yeni bir eve geçmek, ev almak, araba almak veya satmak, işte bunlar için de çok güzel bir süreçtesiniz. Özellikle yapacağınız pazarlıklar çok adil ve sizin böyle düzgün yönetebileceğiniz pazarlıklar olacak. Sevgili aslanlar, yükseleni ve ay burcu aslan olanlar. Bu hafta içsel olarak karışık duygular, biraz zihinsel istikrarsızlıklar, bütün bunlara neden olabilir bu duygularınızın karışık olması. O yüzden zihinsel yapınızı belli bir düzende tutmaya lütfen özen gösterin. İş ve özel hayatınızda anınızı tutmayabilir. Buna dikkat edeceğiz. Bazen öfkeyle bağırabilir, bazı anlarda da çok böyle yumuşak yaklaşımlarla çok anlayışlı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Özellikle parasal anlaşmalarda böyle paylaşımlı kazançlarınıza umduğunuzu tam olarak bulamayabilirsiniz. Tabii bu biraz belki öfke patlamalarına sebebiyet verebilir ama bunların biraz geçici olacağını da lütfen gözünüzün önünde bulundurun derim. Gelir gider dengenizi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Eğer bir şeyler satmayı hedefliyorsanız değerinin altında gidebilir, bilginiz olsun. Buna dikkat edin. Bu hafta böyle yakın çevreniz, görüşmeler, ziyaretler açısından yenilikler ve canlılıklar getirmekte. Yakın ya da uzaklarla ilgili hiç fark etmez. Bu konularla ilgili çok olumlu haberleri almanız da çok mümkün. Aynı zamanda iş hayatınızda böyle hani para kazandırıcı konular, bunlara odaklanmak ve biraz çaba göstermeniz gerekiyor. Bir kere çevrenizle olan iletişiminiz hoş ve paylaşımcı bir hale gelecek. Hem yakınlarımızla sıkça görüşeceğimiz, hem de kardeşlik, sevgi ve uyum ve güzellikler, işte tamamıyla bunlardan yana olacağınız bir dönem. Başkalarının neden olduğu olaylardan eş ya da sevgilinizi sorumlu tutmamalısınız bu hafta. Hani kıskanç insanların mutluluğunuzu mutsuzluğa çevirmesini istemiyorsanız şayet. Bu hafta mali açıdan faydalı enerjiler ile karşı karşıyasınız. Fakat aynı zamanda harcamalarınızda da böyle aralıksız bir artış olabilir. Hafta boyunca parasal konularda risk almak, yatırım yapmak, işte kumar oynamak, şans oyunlarında bir şeyler denemek için de pek uygun bir zamanda değilsiniz aslında. Birileri sizi arayabilir. Bir araya gelebilirsiniz. Bazı konuları üzerinde gözlemlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta strese bağlı gerginliklere de lütfen dikkat edin. Sağlığınızla ilgili çok ani sorunlarla karşılaşabilirsiniz mesela. Bu haftanın dikkat edilmesi gereken enerjilerinden biri de geçmişte iş yapıp destek verdiğiniz bir kişiden göreceğiniz ihanet. Ve bu ihanetin karşısında böyle şaşırıp duygusal davranmadan hareket etmeniz olmalı aslında. Sevgili Başaklar, yükseleni ve ay burcu Başak olanlar.
Bu hafta iş hayatınızda her türlü tartışmadan uzak durmanız için uyarmam gerekiyor sizler aslında. Herkes hani bir olmuş üzerinize geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Aynı değerlerde buluşmadığınız insanlar ile tartışmalar içine girebilirsiniz ama girmemelisiniz. Sorunları çözümlemek için bir kere güven duyduğunuz kişiler ile iletişime önem verin lütfen. Ancak önem vererek zaten sorunları bir daha açılmamak üzere kapatmanız. İşte bunun için harekete geçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde iş hayatınızda da aile hayatınızda da eleştirilebilirsiniz. Ve bir anda büyüyen sorunları yönetmekte gerçekten çok fazlasıyla zorlanabilirsiniz. Özel hayatınızda, ilişkilerinizde gerçekçi olmakta elbette zorlanabilirsiniz bu aralarda. Hani hayaller ile gerçekler arasında sıkışıp kalmak dedikleri olay var ya, tam da bu dönem size anlatıyor. Ve bu dönem hem ortaklarınızla hem de özel hayatınızda beklentilerinizi biraz maksimum gerçekçi bir seviyeye çekmenizde fayda görüyorum. Bu haftadan başlayarak iş hayatında işte ortaklıklardan gelen bazı kazançlar, para konuları daha fazla gündeminize gelebilir. Yeni kazançlar, yeni kazanç yolları bunlar çok fazlasıyla mümkün. Burcunuzdaki gezegenler sizi daha girişken, daha cesur ve daha yenilikçi kılıyor. Çok güzel bir durum. Kariyer hayatımızı, maddi yönden ilişkilerimizi tamamıyla bunları gözden geçireceğiz. Bazı temaslarda bulunacağız. Burada iletişim çok önemli. İşimizi bileceğiz. Hani nabza göre şerbet vermek denir ya, dilim sürçtü. İşte buna dikkat edeceğiz özellikle. Ve iş hayatımızdaki hukuki konularda şansınızın çok yüksek ve gerçekten şansınız çok yüksekken de haksızlığa uğradığınız kişilere karşı hakkınızı yasal yollardan aramanız size çok şey kazandırabilir. Hakkınızı ve paranızı kurtarmak için sabırlı olmalı, öfkeye yenilmeden yasal yollara başvurmalısınız. Olmadık işler ve kişiler için vaktinizi, enerjinizi, zamanınızı lütfen harcamayın. Merkür'ün terazi sürecinde her şeyden önce iletişim konularınızı yönlendireceğiniz alanlar, finansal konular, kazançlar, alım ve satım işleri, işte bütçeyle ilgili işler üzerinde olabilir mesela. Bu hafta zorlukları aşmak için yapacağınız en önemli şeyin ego ve kibirden uzak durmanız olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Sevgili teraziler, yükseleni ve ay burcu terazi olanlar, bu hafta finansal kaynaklarınızda, kazanç biçiminizde ve gelirinizde ani bir artışa tanık olabilirsiniz. Uzun zamandan beri takip ettiğiniz, emek verdiğiniz bir konu varsa olağanüstü bir şeyler elde etmeniz çok mümkün. Özellikle iş konularında, iş ilişkilerinizde ayakları yere sağlam basmayan hayaller kurmanın, gerçekçi olmayan hedefler peşinde koşmanın pek de bir anlamı yok. Hafta boyunca aklınıza gelen fikirleri çoğu zaman siz böyle anlamasanız da pek gerçekçi olmayacak aslında. Bu hafta güneşin sizin burcunuza ilerlemesiyle birlikte daha aktif ve böyle bilinçli olabileceğiniz bir dönem başlıyor sizler için. Kişisel alanda hareketliliğiniz mesela artacak. Bununla birlikte gizli ya da sebebini fark edemediğiniz durumlar endişelere yol açabilir. Çalışma hayatınız ve çevre ilişkilerinizde size yeni kapılar açabilir. Hangi konuda yetenekli veya ne bileyim tecrübeliyseniz o alanlarla ilgili temaslarda bulunun lütfen. Bu hafta ticaretle ilgili konularda hızlı gelişmeler, finansal ortaklıklar, işbirlikleri sizi kalıcı adımlar ile büyümeye taşıyabilir. Hukuki sorunlara olan teraziler varsa bu hafta şans sizden yana. Yeter ki iletişim becerinizi ortaya koymaktan çekinmeden ilerleyin. Ve bu ilerleme kararlılığında da lütfen durun diyorum. Tabii çok özür dilerim. Kendinizle biraz daha böyle bağımlı olabileceğiniz temalar yaratmayın. Zevk veren konulara da aşırı düşkünlük söz konusu olabilir. Özellikle hani iş ortamından birileriyle kuracağınız ilişkilere dikkatli olun.
gizli ilişkiler birden skandallara dönüşebilir. Özellikle haftanın ilk günlerinde yanılgılara da çok açıksınız. Benim tavsiyem bu süreçte iletişimi öne alın ve akıllıca düşünün. Fırsatlar ayağınıza gelsin diye beklemek yerine siz yetenekli olduğunuz alanlarda insanlarla böyle bir birebir görüşmeler yaparak bu durumlara ağırlık verin. Çünkü bunun size finansal anlamda geri dönüşü olabilir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormanız, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ve bir check-up'tan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sevgili akrepler, yükseleni ve ay burcu akrep olanlar, bu hafta iş yerinizde hiçbir çalışma arkadaşınız için olumsuz bir şey konuşmamaya özen gösterin. Aksi takdirde söyledikleriniz yüzünden çok zor durumda kalabilir ve bir anda kendinizi büyük bir sorunun içinde bularak beklenti içinde olduğunuz terfi ya da zam yerine beklenmedik değişimlerle yönelebilirsiniz ve tabii ki bu konularla ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Arkadaşlarınız, dostlarınız arasında aslında kendinizi zaman zaman değersiz ve sevgisiz hissediyor olabilirsiniz bu dönemde. Bu hafta böyle sosyal çevrenizdeki insanlar hakkında tespitler yaparken özellikle hatalı davranma ihtimaliniz çok yüksek olabilir. Bu yüzden ne siz kırılın ve ne de bir başkasının kalbini kırın. Bu haftadan başlayarak gelişen koşullara uyum sağlamak ve geçmiş üzerinde düşünmek gerekebilir. Kimi zaman gizli durumlar, belirsizlikler, evet beklemeler, bütün bunlar yaşanabilir. Ancak bu dönemde son derece çalışkan ve verimli olabilirsiniz. İstediğiniz gibi ilerlemeyen, birlik ve beraberlik bilinci içinde olmayan bir ilişkinin hani bizim içimizde yarattığı bir denge problemi olur ya, işte bunu yaşayabilirsiniz. Bir taraftan daha fazla sevgi doluyken öteki taraftan böyle biraz daha kendinizi düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen dikkatli olun. Çünkü iş hayatınızdaki gerginlikler özel hayatınızda da bazı rahatsızlıklara ve sorunlara neden olabilir. Hiç kimsenin etlisine tuzlusuna karışmadan hareket etmeye dikkat edin. Ve sadece kendi sorumluluklarınızı yerine getirmeye çalışarak hareket edin. Biraz dostluk ilişkilerinde böyle takki düştüğü kel göründü haftası olacak aslında. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Eğer ki yalnızsanız, arkadaşlarınızın tanıştıracağı kimselerle böyle ufak çaplı flörtler de söz konusu olabilir. Geriye çekilerek bütün bunlar saydığım bütün bu konuları biraz gözden geçirebilirsiniz. Sevgili yaylar, yükseleni ve ay burcu yay olanlar, bu hafta iş hayatınızda, çalışma tarzınızda bir değişiklikler yapma düşünceniz varsa son derece destekli enerjilerle karşı karşıyasınız. İyi niyet, bilgelik, iyi para kazanmanızı, çevrenizi genişleyerek böyle hem de mesleki konularda daha iyi yerlere gelmenizi sağlayacak. İyi niyetiniz ve bilgeliğiniz, unutmayın. İş ilişkilerinizde, yöneticilerinizle olan ilişkilerde olabildiğince gerçekçi olmaya bakın lütfen. Boş kariyer idealleri ve hedefleriyle daha fazla zaman kaybetmeyin. Özel hayatınıza, iş hayatınızdan birilerini seçmemeye özen gösterin. Bekar yaylar, bu hafta sonuna doğru iş arkadaşlarınızdan birinin ise farklı duygular içinde olduğunu itiraf etmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayabilirsiniz çünkü. Bu hafta terazi burcunda ilerleyen güneş, beklentilerinizin böyle daha kolay gerçekleşeceği, daha mutlu bir sürecin başlayacağını aslında müjdeliyor. Aynı zamanda da bu dönemde iş hayatında, işte sorumluluklar alanında son derece mücadeleci ve cesur olabilirsiniz. Fikirlerinizi lütfen dile getirip insanların hakkında ne düşündüğünü öğrenmek isteyin zaten. Fikir alın. Aldığınız her fikirle, konuştuğunuz her şeyle daha farklı fikirler elde edebilirsiniz. Sohbet etmek, yazışmak, ne bileyim düşünce alışverişte bulunmak çok hoşunuza gidecek bu hafta. Dostlarımızla bir araya gelmek, çeşitli etkinliklere katılmak, işte böyle sanatla alakalı mekanlarda bulunmak çok faydalı sizler için. Bu hafta mesleğinin en iyileri ile işbirlikleri ve onların tabii ki böyle aracılıklarıyla tanışacağınız yeni insanlar
sizi yükselişe taşıyacak fırsatlar elde etmenizin anahtarı olabilir. Sevgili oğlaklar, yükseleni ve ay burcu oğlak olanlar. Bu hafta stresten uzaklaşacağınız enerjiler hayatınızın böyle karanlık yönlerini aydınlatacak. Evet, bunun için bu aydınlatacak enerjiler son derece fazlasıyla hayatınıza bulacaksınız. Hem profesyonel hem de kişisel mücadelelerinizde zihinsel olarak da bedensel olarak da daha az yorulacak, daha hızlı ilerlemeler ile biraz böyle yukarıya çıkacaksınız. Kariyer ve iş ortaklığınızda iyi çıkışlar ile karşılaşabilirsiniz. Ani kararlar burada vermemeli, menfaatlerinizi korumak için dengeleri korumak adına biraz diplomatik davranmanız gerektiğini zihninize yerleştirmelisiniz. Kontrol dışı bir hafta sizi bekliyor. Belki de hani biraz yalnız kalmak, ruhunuzu besleyecek konulara yönelmek, terapi almak, şifa çalışmaları yapmak size çok iyi gelebilir. Sizden hani uzakta birileri ile yakınlaşmalarınız, flörtleriniz bunlar da olabilir. Bu dönemde sorumluluklarınızı, kariyerinizi ilgilendiren konularda böyle daha bilinçli hareket edeceksiniz. Bir oğlak zaten kimseyle böyle çok içli dışlı olmadığından aslında biraz ayarını bilecek zaten. Otorite konumunda bulunan kişilerle veya hizmet ettiğiniz insanlarla nazik bir şekilde konuşursak, yaptığımız işe önem vermelerini, bize saygı göstermelerini mesela sağlayabiliriz. Salı gününden itibaren geciken ödemeler ödenmeye başlayabilir. Ve tabii ki finansal olarak da istikrarlı bir artış ile karşılaşabilirsiniz. Banka kredileri veya borçlarını geri ödeme şansınız varken elde ettiklerinizi biriken borçları kapatmak için kesinlikle kullanmalısınız. Hafta boyunca türlü seyahat fırsatları, olanaklarıyla da karşı karşıya geleceksiniz. Aslında bu haftayı sizin yerinizde olsam tam da tatile kaçmak, hayatınıza bir şeylerden birkaç günlüğüne de olsa uzaklaşmak, ne bileyim stresten arınmak için fırsat gibi görebilirdim. 28'i civarında ay burcunuza ilerlerken geçmişe ait bir konuyu ya da ne bileyim kişisel açıdan önemli gördüğünüz hani bir alanda böyle çok daha gayret ve kararlılık gösterebilirsiniz. İş problemi olanlar yeni görüşmeler yapabilirler. Bu süreçte başkalarıyla işbirliğine dönük konuşmalı, ortaklaşa çalışmalı, ekip veya ne bileyim takım çalışmalarına önem vermelisiniz. Bu hafta özel yaşamanızda ise geçmişinizden gelen sırlar beklenmedik bir anda bir şekilde ortaya çıkabilir. Aman dikkat edin. Sevgili kovalar, yükseleni ve ay burcu kova olanlar. Bu hafta zorluklar ve mücadelelerle dolu enerjilerle karşı karşıyasınız. Mesleki konularda beklenmedik olaylarla karşılaşabilir. Geçmişle ilgili konuların gündeme gelmesiyle stresli olaylarla karşılaşabilirsiniz. Fevri olmadığınızda süreci doğru yönetir, size taş atanları sessizliğiniz ve kaliteniz ile bozguna uğratabilirsiniz. Parasal konularda biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Borç vermek, kefil olmak için çok koşullar ve şartlar pek uygun gözükmüyor açıkçası. Yani benden söylemesi. Birilerine kendinizi sevdireceksiniz diye illa da para harcamak zorunda değilsiniz. Bunu unutmayın lütfen. Terazi burcuna ilerleyen güneş sayesinde de aslında böyle uzaklarla, eğitimle, yabancılarla ilgili işlerde ilerleme ve böyle bir onarma ve onanma var. Yine de bu dönemde bazı endişeler, huzursuzluklar, duygusal hassasiyetler gündemde olabilir. Olayları kendi akışında anlamaya gayret etmelisiniz. Yeni arkadaşlıklar kurabilir, çevremizde bulunan kişilerle bağlantımızı güçlendirebiliriz. Kendimize güveniniz bir kere artar. Bilgi ve tecrübelerimizi çeşitli etkinlikler yoluyla insanlara sunabiliriz. Her türlü spekülasyon sizlere zarar verecektir, aklınızdan çıkarmayın. Hani böyle bir iş ortaklığınız varsa hiç beklemediğiniz anlaşmazlıklarla yüz yüze gelmeniz gerekebilir. Tedbirinizi alın derim ben. Annenizin ve akrabalarınızla ilgili beklemediğiniz olaylarla karşılaşıp onları yaşayabilirsiniz bu hafta mesela. Özel yaşamınızda da
adaletli ve daha böyle ruhani bir bakış açısıyla ilişkilerinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Sahip olduğunuz değerli eşyalara da lütfen bu dönemde sahip çıkın. Kaybetmeyin, çaldırmayın ya da nerelere koyduğunuzu unutmayın. Not alın, kayıplar var bu hafta. Merkür'ün terazi sürecinde iletişim yeteneklerinizi daha çok böyle din, felsefe, akademik, eğitim, hukuksal konular, seyahatler, yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler olacaktır. Özellikle 28'i civarında bazı elde olmayan nedenler ya da gizli kalan koşullar yüzünden sıkıntı hissedebilirsiniz. Göstereceğiniz çaba ile engelleri aşabilecek güçtesiniz. Ruhunuz uyanmışken değişime ayak uydurmalı ve iç sesinizi dinleyerek özel yaşamınıza hiçbir şeyi ertelemeden ilerlemelisiniz. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olanlar, bu hafta oldukça fazla sorumluluk almanız gereken enerjilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Finansal olarak iş ya da ev hayatınız için beklenmedik harcamalar da söz konusu olabilir. Paniğe kapılmayın ve azimle çalışmaya lütfen sizler devam edin. İşlerinizde, ortaklıklarınızda artık kendinizi kandırmaktan lütfen vazgeçin. Bir takım iş dahil ilişkiler yürümüyorsa zorlamanın da bir anlamı yok. Özellikle iş konusunda sorumluluklarınızı hatırlamalısınız. Böyle hani erteleme modunu bir kenara bırakmanızda artık fayda var. Bu gelişmeler bazı endişeleri de beraberinde getirebilir çünkü. Kazancınızla ilgili konuları gözden geçirme ve böyle hani hesaplamalarda bulunma zamanındasınız. Güçlü kişiler aracılığıyla, yurt dışı ve deniz aşırı bağlantılar aracılığıyla da ek gelirler elde edebilirsiniz. Maneviyatınız bu hafta yükselecek ve kendinizi böyle daha huzurlu, daha dinamik hissetmenin avantajlarını hayatınızın her alanında tamamıyla yansıtarak hissetmeye başlayacaksınız. Hafta boyunca herhangi bir ortaklık kurmak size finansal açıdan pek de kar ettirmeyecek aslında. İş konusunda prestijinize önem vermeli, yeni iş projeleri yaratmaya odaklanmalısınız. Merkür'ün terazi sürecinde böyle hani krediler, burslar, primler, ortaklaşa kazançlarla elde edilen gelirler, miraslar ön planda olabilir. Diyelim ki hani bir iş teklifi aldınız ve sadece söze dayalı kabul ettiniz. İşte bu şekilde yapılan mali bağlantılardan kaçının lütfen. Sağlam iş için sağlam bir sözleşmeyi tercih ediniz. Ha bir de kilo alma eğiliminizin yüksek olduğu bir haftadasınız. Trans sorunu olan sevgili balıklar, bu hafta böyle ödeme bağlı şişlikler de çok rahat yaşayabilirsiniz. Önümüzde bir dolunay bizi bekliyor biliyorsunuz. Bu hafta aile ya da başkaları için kefil olmaktan ya da kredi çekmekten kaçının. Kendinizde değiştirmek istediğiniz noktaları tespit etmek için de çok güzel bir süreçtesiniz. Yalnız elbette 8. evle alakalı bir durumunuz olduğu için 8. ev krizleriyle ilişkilendiren bir alanda olduğundan da bol bol iletişim krizlerini yönetmeniz gerekebilir.